E şöyle 1 Mayıs'ta bir kere memur sen genel kurulu var. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı da oraya katılacak. E ve Sayın Cumhurbaşkanı orada bir konuşma yapacak. E programda var zaten konuşması ve orada bazı müjdeler vermesi bekleniyor. Ve bu Hı -hı. müjdeler üzerine bazı çalışmalar da var. Hani hem sendikalar çalışıyor, taleplerini iletiyorlar hem de hükümet tarafı çalışıyor. E bana bazı bilgiler de geliyor. Ee, ama rakam söylemeyeceğim. Hani tamam. ben bazı rakamları biliyorum. Ee, burada bir seyyanen zam müjdesi gelebilir memurlara ve evet. memur emeklilerine. Veya Temmuz ayı için bir e, hem seyyanen zam hem de artı e, enflasyon artışı gelebilir. Yani önce seyyanen zam özellikle en düşük memur maaşlarından başlamak üzere yukarı doğru. Yine diğer emeklilere yani SSK ve Bağkur emeklilerine de bir refah payı müjdesi gelebilir. Bunların üzerine çalışılıyor. Hı hı. Şimdi bu diyeceksiniz ki ya memurun maaşına seyyanen zam yapılabilir mi? Yapılabilir. Çünkü kat sayı artırma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanı'nda var. Bir cumhurbaşkanlığı kararıyla kat sayı dediğimiz şey memurların maaşını belirleyen şey olduğu için onu arttırabilir. Ve böyle bir artış müjdesi verebilir. Bu arada hı hı. tabii memur sendikalarının ek gösterge özellikle birinci derece memurlarda ek gösterge artışıyla ilgili de bazı talepleri var. Ama 1, Mayıs'ta biz güzel şeyler duyacağız gibi geliyor. Zaten 1 Mayıs'ta benim hani bir beklentim daha vardı işte arkadaşlarımız da onu yazdılar. Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinin evet. de bu hafta sona ermesi. Onların işte %40'a kadar çıktı, çıktı hükümet. Ee, orada zam oranlarının belli olması da 1 Mayıs'ta bir müjde olarak açıklanacak gibi geliyor. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Hani tamam. çok memurdan da bana soru geliyor. Ya işte seçim öncesi bize bir şey var mı vesaire diye. Öyle gözüküyor ki bir 1 Mayıs'ı <laughs> bekleyin. 1 Mayıs pazartesi günü Evet pazartesiye geliyor. Yani biz de Peki, o gün inşallah memur demişken, o zaman. Şimdi buyurun. bu işte faiz, kira artışlarını vesaireyi konuşuyoruz. Bir yandan Doğru. büyük şehirlerdeki özellikle mesela İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerdeki <laughs> E, fiyat artışlarını konuşuyoruz. Şimdi büyük şeylerdeki memurlar için de atılacak adımlardan söz edilmeye başlandı. Doğru. Onları biraz korumak ya da durumlarını iyileştirmek adına. E, metropollerde çalışanlara büyükşehir tazminatı ödenip kira yardımı yapılacağı yönünde haberler var. Doğru. Ne olacak? Şimdi bu, bunu aslında AK Parti hem seçim beyannamesinin içinde de vardı zaten bu. E, üzerinde çalıştığı bir şey. Eskiden hani şöyle bir şey vardı, e, hani bilirsin sen de bu bir espri yani haritadan yer beğen, haritadan yer beğen deyince e, Türkiye'nin doğusu falan gösterilirdi. E, herkes İstanbul'a, İstanbul gibi büyük şehirlerde çalışmak isterdi. Şimdi memurların bir kısmı İstanbul'da çalışmak istemiyor. Neden? Çünkü işte senin söylediğin gibi yaşam şartları daha zor, e, kiralar yüksek ya da mesela, bir yerden bir yere gitmek çok zor. Yani şimdi sen Kadıköy'de oturup da e, ne bileyim Şişli'de çalışıyorsan ciddi bir e, yolda gitmek gerekiyor falan. Metropollerde böyle bir e, sıkıntı oluyor özellikle memurlar açısından. Ama şimdi işte bu finans merkezi gibi yeni e, bölgeler yapılarak aslında çalışma alanları da toplanmış oldu. Ancak yine de cazip kılmak için metropolleri e, bu tür yeni destekler üzerinde çalışılıyor. Bunlardan birisi Büyükşehir Tazminatı. Yani bu nedir? E i̇şte maaşa ilave bir tazminat verilmesi. Eskiden bu vardı hani böyle terör bölgelerindeki hı hı. görevlere görevlilere verilen bir tazminat vardı. Hala var mı bilmiyorum askerde, poliste belki vardır. E ama şimdi büyük şehirler için de böyle bir şey üstünde çalışılıyor. İkincisi Kira yardımları çünkü hı hı. netice itibariyle işte 10-15 bin lira e, maaş alan bir memur için kira burada ciddi bir sorun olabilir. Hı hı. Üçüncüsü de işte öğretmen gibi, hı hı. polis gibi bu tür meslek gruplarında da lojman işi. Bunun üstüne AK Parti çalışıyor. Seçimden sonra ilk gelecek e, yasalardan birisi olacak gibi görünüyor.